Bisiklet Vayet'e hoş geldiniz. Ben Çağrı Terzioğlu. Bugün konumuz iç lastikler. Hangi bisikleti alırsanız alın, performans ve ağırlık açısından yapabileceğiniz en iyi ve farkı en kolay hissedebilir yükseltme, iç ve dış lastiklerinizi daha iyi olanlarıyla da değiştirmek olacaktır. Çünkü çok yüksek modelli bir bisiklet almadığınız sürece, bisikletlerin üzerinde genelde ortalama, hatta ortalama altı dış lastikler gelir. İçlerinde de her zaman en ucuz iç lastikler takılıdır. Bunları değiştirmek size ilk olarak ağırlık azaltmaktan dolayı bir avantaj getirirler. Ayrıca daha üst seviye dış lastikler ve iç lastikler yumuşak yapıları ve bunların sayesindeki ağırlık avantajlarıyla yuvarlanma direncinin azalmasına ve yani aynı güç ile daha hızlı gitmenize ama yola da daha iyi tutunmanıza yardımcı olacaklardır. Bu genelde daha geç ve az fren daha yüksek viraj hızı anlamına gelir. Yani aslında ortalama hızınızı ve konforunuzu yükseltmiş olursunuz. Tabii ki de yepyeni ve gıcıl gıcıl bir bisiklet alıp bir sürü para harcadıktan sonra lastiklere tekrardan masraf etmek istemeyebilirsiniz ve bunun için ömürlerinin e, dolmasını bekleyebilirsiniz ilk değişikliği yapmak için. Fakat iç lastikler görünce daha ulaşılabilir ve daha uygun fiyatlı olmaları sebebiyle ilk günden yapılacak yükseltmelerin başında yer alacaktır. Bu sebeple bugün size en yaygın e, olan 3 iç lastik türünü ve bunların avantajlarını ve dezavantajlarını aynı zamanda da üçünü de kullanmış biri olarak kendi fikirlerimi anlattım. İlk lastik türü hepimizin çocukluğundan beri aşina olduğu bu til iç lastikler. Bunlar en basit ve ucuz lastik türüdür. E, yol bisikleti için normal olanlar genelde 110 daha hafif olan modellerse 80-90 gram ağırlığında olabilirler. Türkiye'deki fiyatlar tabii çok değişken olduğu için burada TL cinsinden fiyat vermiyorum. Bu videoyu ne zaman izleyeceğinizi bilemediğim için ama normal bir butil iç lastiğin fiyatı 3-5 dolar arasında değişiyor. Genel malzeme yapısı olarak böyle sert bir lastik yapısında oldukları için şişirildikleri zaman sert olmaya ve kalın oldukları için de yolun şeklini almakta zorlanan bir yapıdadırlar. Ve dış lastikle çok uyumlu bir şekilde çalışmazlar. Dış lastiğin şeklini almakta, yolun şeklini almakta zorlanırlar. Bu sebeple yuvarlanma dirençleri yüksektir ve konforları düşüktür. Ayrıca ağır olmaları da yine sizin yüksek güç harcamanıza sebep olur. Daha kalı yapıda olmaları da esasen patlak koruması açısından da herhangi bir belirgin avantajları olduğu anlamına gelmiyor bu arada. Ama içlerinde hava tutma konusunda oldukça başarılıdırlar akşamdan sabaha kadar havaları 20-30 PSI düşmez. Kullanımları kolaydır genelde. Takıp sokerken kolay kolay zarar görmezler ve aşırı özen gerektirmezler. Yalnız çantada ve cepte çok yer kaplarlar. Yani böyle çantanızın içine koyarken biraz zorlanabilirsiniz diyebilirim. Özellikle benim gibi küçük bir çanta kullanıyorsanız. Sırada <laughs> latex iç lastikler var. Bunlar genelde doğal koçuktan üretilirler ve oldukça ince yapıdadırlar böyle ve oldukça esnek ve yumuşaktırlar. Ağırlıkları genelde yol bisikletleri için 70-60-70 gram arasında değişir. Fiyatları ise 10-15 dolar arasında zaman zaman daha ucuzda da bulabiliyorsunuz günümüzde artık fiyatlar yavaş yavaş düşüyor üretimleri arttığı için. Şimdi bunlar yumuşak ve ince yapıları sayesinde şişirildikleri zaman dış lastikle birlikte çok iyi bir bütün olarak hareket edebilirler. Dış lastiğin yolu çok iyi kavramasına yardımcı olurlar. Bu da yol tutuşunuzu inanılmaz bir şekilde arttırır. Gerçekten bunu direkt hissedebilirsiniz. Bunu daha çok iç lastik kullanılmayan tubeless sistemlerle e, en yakın performansı veren iç lastik olarak da tanımlayabiliriz latex, latex lastikleri. Ortalama bir latex iç lastik, ortalama bir butil iç lastiğe göre, yani bu lastik bu lastiğe göre, tek jantta 4-5 watt, e, iki jantta ise 8-10 watt'a kadar tasarruf sağlayabilir. 8-10 watt kadar bir performans artışı da hem konforda hem performansda hissedilebilir bir durumdur göz ardı etmemek gerekir. Ağırlık olarak ise butil lastiklere göre iki jantta 60 ile 100 grama kadar tasarruf edebilirsiniz ee, ve hani 60 ile 100 gram tasarruf ağırlık ve performans tasarrufu ile birlikte bu lastiklere ödediğiniz para aslında oldukça verimli bir yatırım olarak size geri dönecektir. Fakat e, latex iç lastikler biraz daha hızlı hava kaçırırlar yani ertesi sabah bir yarışınız varsa Akşamdan şişirdiğiniz lastiğiniz sabaha 10-15 PSI hatta bazen daha da fazla inmiş bir şekilde karşınıza çıkabilir. Ayrıca bunlar butil lastiklere göre daha narindirler. Sel altı çantanıza koyarken sel altı çantanızda böyle alyan anahtar falan taşıyorsanız içine koyduğunuz zaman diğer malzemeler bu lastiğe inikken e, zarar verebilir. Buna dikkat etmek gerekir. Ama bunların ince narin ve yumuşak olmaları öyle gözüküyor olmaları Atlak koruması anlamında butil lastiklere göre daha zayıf oldukları anlamına da gelmez. Latex lastiklerden sonra sırada TPU iç lastikler var. TPU iç lastikler özellikle son dönemi parlayan yıldızlı durumundalar. Termoplastik poliüretan malzemeler üretilirler. Ben bugün daha çok yol bisikleti lastikleri bulundurduğum için yol bisikleti üzerinde konuşuyorum ama dağ bisikleti için de kullanabilirsiniz bunları. Ve yol bisikleti özelinde 20-30 gram gibi bir ağırlık aralığına sahipler. Subap uzunluğuna ve malzemeye göre ve tabii ki de fiyatına göre. Şu dönemde 20-30 dolar arasında fiyatlara satılıyorlar. Bazen daha da ucuzunu bulmak mümkün. Yine dediğim gibi fiyat, performans ve kalite anlamında da herkese hitap eden ürün bulmak piyasada mümkün şu anda. TPU lastiklerin fiyatları bu üçlü içerisinde en yüksek olanı olsa da toplamda 180-200 grama kadar çıkan ağırlık tasarrufu ödediğiniz fiyatı makul olarak saymamıza sebep olabilir. Çünkü günlüğünde 60 dolar verip bisikletinizden 180-200 gram tasarruf yapmak çok da kolay bir şey değil. tabi bu arada TPU lastikler kullanışlılık açısından da Latex lastiklere göre biraz daha iyidir. Montaj yaparken ya da çantanızda saklarken biraz daha sert, biraz daha plastikimsi yapıları dolayısıyla patlamalara ve dış malzemelere karşı daha korunaklıdır. Bu yüzden daha zor patlayabilirler. Dediğim gibi latex lastiklere göre yapıları biraz daha sert ve daha az esnektir. Bu sebeple yuvarlanma direnci açısından butil lastikle butil lastikle latex lastik arasında kalırlar. İki jantta latex iç lastik kullanırsanız butil iç lastiğe göre 8-10 watt civarı bir tasarruf sağlarken TPU lastiklerle e, butil lastikler arasında 6-8 watt arası bir e, güç farkı oluşur, yuvarlanma direnci farkı oluşur. Tabi burada bu iki lastik arasındaki ağırlık avantajı da yuvarlanma direncine bir miktar fayda sağlasa da lateks lastikler kadar yüksek bir performans kazançları yoktur TPU lastiklerin diyebiliriz. Ve tabii ki yine aynı şekilde aynı yere geri dönüyorum. Lateks lastiklerle karşılaştırdığım zaman daha sert ve daha az esnek oldukları için lateks lastiklerin gerisinde kalacaklardır. Kolay kolay patlamazlar. Yani en azından ben 4-5 senedir TPU lastiğimi patlatmadım. En son geçenlerde biraz misketi dışarıda tuttuğum için sıcaktan dolayı artık patladı sanıyorum. Ya da bir şey girdi ondan kaçırdım. Ama TPU lastikleri patlattığınız zaman da herhangi bir yamayla yamayamazsınız. Kendileri için özel üretilmiş böyle bir yama kullanmamız gerekir. Şimdi bu 3 iç lastiği de teknik olarak anlattığımıza göre biraz da performans, konfor ve patlak koruması anlamında ve kullanım kolaylığı açısından da bir karşılaştırma yaparak yavaş yavaş bölümün sonuna doğru ilerlemek istiyorum. Burada tabii ki karşılaştırmayı yaparken karşılaştırmanın sağlıklı ve adil olması açısından 3 lastiği de aynı dış lastik ve aynı ölçülerde kullandığımızı varsaymamız gerekiyor. Ayrıca performans testleri için yani burada söylediğim watt değerleri için de Bicycle Rolling Resistance ve Ayra Coach sitelerinden de sonuçları siz de inceleyebilirsiniz. Bunların bağlantılarını açıklamalara bırakıyorum. Açıp bakabilirsiniz hangi iç lastik ne kadar watt avantajı sağlıyormuş. Siz de inceleyebilirsiniz. Bu üç iç lastik içerisinde ağır olması sert yapılarının da etkisi ve en verimsiz ve en yüksek yuvarlanma direnci butil lastiklere ayrı. Bu lastiklere ait yani. Ee, yine sert yapıları ve e, yani böyle kalın yapıları Yol tutuş açısından da bir dez avantaj sağlıyor, Dezavantaj avantaj getiriyor. E, bu lastiklerden sonra butil iç lastiklerden sonra sırada TPU iç lastikler var. TPU iç lastikler butil lastiklere göre tek jantta ortalama 3-4 watt avantaj sağlıyor demiştik. Hafif olmaları sayesinde tırmanışta gerçekten hissedilebilir bir fark ortaya çıkarıyorlar. Yol tutuş performansları ise genelde e, lateks ve butil lastik arasında kalıyor. Performans sıralamasında ise en tepede tabii ki de e, latex lateks iç lastikler var. Lateks lastiklerin yumuşak yapıları özellikle yuvarlanma direncinde ve yol tutuşta dış lastikle en uyumlu şekilde çalışan iç lastik türü oldukları için en belirgin performans artışını sağlar. Hegjant'ta bu tin lastiklere göre 4-5 watt set olarak da 10 watt'a kadar avantaj sağlıkları görülmüştür ve test edilmiştir. Bunları sitelerden bakabilirsiniz. Bu fark sürüş sırasında mutlaka ve mutlaka kendini hissettirecek bir miktardadır diyebilirim. Toplamda 30 dolar verip bu lastik yerine bunu alıp 10 watt kazanç sağlayabilmekte oldukça önemli bir avantaj. Çünkü günümüzde 10 watt karşılığını alabilmek için çok daha büyük paralar harcamanız gereken yatırımlar, çok daha büyük paralar yatırmanız gereken upgrade'ler olabilir. Sırada konfor var. Konfor dediğimiz zaman tabii ki de yine bu kaybeden durumda ve son sırada sert, kalın ve en az esneyen yapıları onları konforsuz yapıyor. Butil lastiklerden sonra TPU lastikler geliyor. TPU lastikler gene biraz daha az esnek yapıları sebebiyle e, daha az konforlular diyebilirim. Arada kalıyorlar. En konforlu olarak ise latex var. nerede bu? Evet, en konforlu olarak ise latex lastikler var. Çünkü oldukça yumuşaklar ve dış lastikle çok uyumlu bir şekilde çalışabiliyorlar. İç lastikler konusu açılır damız. Her zaman patlak koruması önde gelen konulardan bir tanesi oluyor. Fakat ölçülmesi ve test edilmesi de aslında en zor olan kendi durumudur. Ee, ben 4-5 senedir TPU iç lastikle e, hiç patlak yaşamadım. Ve ben bunu yaşamazken her gün 3 defa lastik patlatan, lateks ya da butil lastik kullanan arkadaşlarım vardı. Yani 3 iç lastik içinde esasen patlak koruması temelde dış lastiğinize bağlıdır diyebiliriz. Dış lastiğiniz ne kadar korumalı ise patlak korumanız o kadar iyi olacaktır. Tabii ki de buradan lastiğinizin basıncını nasıl ayarladığınız, sürüşlerden sonra dış lastiğinizin yabancı cisimlere karşı kontrol edip etmediğiniz de önemli bir etkendir. Dış lastiğinizin üstünde kalan işte diken, iğne, cam parçası, minik patlar sebep olabilecek tel parçası gibi şeyleri sürüş sonrasında fark edip çıkartmazsanız bir sonraki sürüşte patlığa sebep olabilir fark etmezseniz. Aslında burada şu lastik daha sağlamdır demek zor. Ama ben şahsen lateks ve tipi yapıları gereği biraz daha zor kesilir ve daha zor patlayan lastikler olarak nitelendirebilirim. Kendi tecrübemle bu yönümde. E, tabii bundan sonra biraz da kullanım kolaylığını da değerlendirmek gerekiyor. Kullanım kolaylığında yine butil lastikler özellikle kolay bulunabilir olmaları, ucuz olmaları sebebiyle oldukça ön plana çıkıyorlar. Ayrıca her yerde kolayca bulunabilen yamalarla hızlıca tamir edebiliyorsunuz. Yolda kalmanızın da eline geçebiliyorsunuz. Bunlarda ise durum biraz daha farklı. Butin lastiklerin hava kaçırmamaları ise her sabah lastik şişirmek istemeyenler için yüz güldüren bir özellik. Ama ağır ve irice olmaları cebinizde ya da sel altı çantanızda taşıyabilmeniz açısından zorluk çıkaracaktır. Latex lastikler tüm performans ve hafiflik avantajlarına rağmen özellikle takarken ya da çantada taşırken biraz daha dikkatli olması gereken malzemelerdir. Biraz önce dediğim gibi çantanızdaki diğer malzemeler kolaylıkla patlamalarına sebep olabilir. Şişkin ve gergin olduklarında patlığa dayanıklı e, ol olsalar da içlerinde hava yokken çantanızda alyan anahtar ya da anahtar ya da diğer e, malzemeler bunların kesilmesine sebep olabilir. Ayrıca takarken janda lastik arasında sıkışması diğer lastik türlerine göre daha kolaydır. Daha ince ve yumuşak olduğu için. ve Bu da patlığa sebep olabilir. E, tabii bir de hava kaçırma durumu var. Latex lastikler Hava kaçırmalarıyla da ünlüdür. Yani lateks lastik kullanıyorsanız e, her sürüşten önce lastik havalarınızı kontrol etmeniz de mecburidir diyebilirim. TPU lastikleri ise hafif ve küçük oldukları için taşımaları oldukça kolaydır. Ayrıca kesici ve denici malzemelere karşı bu plastikimsi yapıları da onları oldukça korunaklı ve dayanıklı yapar. Ayrıca takarken de böyle şişirdiğiniz zaman çok cilt bir hale aldıkları için de jant ve lastik arasında sıkışma ihtimalleri lateks ve butil lastiklere göre daha azdır. Genel yapıları latekse göre daha az esnek olduğu için mesela kompresörle şişirmeleri tavsiye edilmez. Pompalamak yani el pompası ile şişirmek ya da ayak pompası ile şişirmek tavsiye edilir. Ayrıca patladıkları zaman biraz önce de dediğim gibi TPU'ya özel yamalar kullanmanız gerekir. TPU lastikler hava kaçırma konusunda da çok iyidir. Yani hava kaçırmazlar, Havayı ile de çok iyi tutabilirler. Tüm bunları özetlediğiniz zaman amacınız yüksek performans artışı, daha yüksek konfor elde etmekse, TPU lastiklerle olan böyle 80-100 gramlık ağırlık farkını çok önemsemeyeceksiniz. Latex iç lastikler fiyatları ile şimdi hizmeden en yüksek verimi alacağınız üründür. Ama maksadınız çok hafif olmaksa ki 2 iç lastikte 180 200 gramlık ağırlık tasarrufu yapar bence çok büyük bir olay. Şöyle yan yana koyduğunuz zaman bile bunu fark edebilirsiniz. TPU bence kesinlikle tercihiniz olmasıdır. Ayrıca çantanızın yedek taşımak için de oldukça mantıklıdır. Ve çantanızın kenarına koyduğunuz zaman çantanızın içinde oldukça e, bol bol yer kalır. Ve çantanızda neredeyse hiç kaplamazlar ya da cebinizde taşıyorsanız. Tabii burada konfor farkı demiştik. Latex TPU'dan daha konforlu demiştik. Ben 26 mm dış lastikler kullanıyorum ve şahsen ikisi arasındaki konfor farkını hissetmedim diyebilirim. Tabii ben çok uzun süre latex kullandıktan sonra TPU'ya geçmiştim. Buradaki ağırlık farkı beni çok mutlu ettiği için de bu farkı bedenen umursamamış olabilirim. E, ee, tabii burada util lastikler yani bu lastikler yine bildiğiniz gibi iç lastikten de tasarruf mu olur? Ha 30 gram olmuş, ha 20 gram olmuş zaten sürekli patlıyor, çöpe atıyorum diyorsanız Bisikletiniz ne olursa olsun göreceli küçük paralara gayet değiştirilebilir bir performans artışını göz ardı ediyorsanız Latex ya da TPU lastik almanıza gerek yok. Direkt bu tille devam edebilirsiniz. Bunda da herhangi bir sakınca yok tabii ki de herkesin kendi tercihin. Bu arada yine bu 3 iç lastik türü için de şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Ve ne kadar ekmek o kadar köfte. En ucuz olanı alıp en yüksek kaliteyi ya da en yüksek fiyatlı ürünün vaat ettiği şeyleri beklemekte anlattığım her şeyin, her marka model için aynı olduğunu da varsaymamak gerekli. Mesela ben burada Victoria'nın TPU3 lastiklerini kullanıyorum. Ben bunlarla hiçbir sorun yaşamazken Race Me, Race ya da benzeri birçok ucuz TPU lastiklerle hava kaçırma ya da birçok patlak şikayet yaşayan çok ama çok arkadaşım oldu. Tabii ki hava kaçırma ve patlak durumu latex ve butil lastikler için de geçerli. Evet, ben bir TPU lastik kullanıcısı olarak imkanı olan herkese bu lastikleri tavsiye ediyorum. Çünkü hafiflik gerçekten iyidir diyerek bu bölümde sonunu getirmek istiyorum. Eğer bu bölümde anlattıklarımı sizler için faydalı bulduysanız beğenmeyi, fikirlerinizi yorumlara yazmayı, bu bilgileri daha çok bisiklet severe ulaşabilmesi için paylaşmayı unutmayın demek istiyorum. Ayrıca gelecek olan bölümleri kaçırmamak için de bildirimleri açmanız sizin için faydalı olacaktır. Bir sonraki bölüme kadar tekerinize taş değmesin, lastiğiniz hiç patlamasın. Görüşmek üzere bisikletle kalın.